Assalomu alaykum. O'zbekistonda erkin demokratik jamiyat qurish uchun nimalar qilish kerak yukli bo'yicha bugungi mavzu. Nahotki O'zbekistonda so'z erkinligi uchun kurash boshlandi. O'zbekiston jarda 2021-yil. Endi bu mavzuni tanlab olishimga sabab mana ozodlikda mehribon 8-avgust, bugun 9-avgust ekan. Men Feruzaman. Tanqidiy maqolasi sabab tahqirlangan jurnalistni qo'llash aksiyasi boshlandi. Şimdi bir de bir üçte video çelerim var. Adı şu Firuze Necmeddin ama. 7. Ağustos'ta internetin Özbek segmentinde Min Firuze ve Nomi Narazlı aksiyası başlandı. Özbek jurnalistleri, bloggerleri, Kalampır Uz jurnalisti Firuze Necmeddin'in tahkırlı için video tahkırlarına narazlı bildirip ayırdolar cazalarını talep kılmadı. Necmeddin'in Toshkent City'deki ayrı bir restoranlar Kursunasıda tan kasa himoyasida karantin qoidalariga rioya qilmasdan ishlayotgani haqidagi ko'rsatuvdan so'ng uni tahqirlovchi video tarqaldi. Ko'p qavatli uylardan birining balkonida jinsiy aloqa qilayotgan juftlik videosidagi ayol Feruza Najmiddinova deya taqdim qilindi. Endi Toshkent shahrida demak ma'lum bir restoranlar o'sha karantin shu pandemiyaga qaramasdan faoliyat ko'rsatayotgan bu endi o'z-o'zidan mana bu raza katta millionlab pullarni o'margan Jahongir Ortiqxo'jayev birinchi Toshkent shuni nimasida ham senator, ham Toshkent shahar hokimi, ham oligarx. Oligarx degani pul o'maruvchi degani, ishlovchi degani. Endi bu qon qasatuvchi bo'lmaydi, qon qasatuvchi o'sha nimaga to'g'ri keladi? Klasterlarga. Endi bunga u Shavkat Mirziyoyev bilan bir ikkilasi kelishib olgan. Mana shunaqa ekan. Oliy Majlis Senati O'zbekiston Jurnalistlar Uyushmasi O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi Yuksalish umummilliy harakati va Milliy mas mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi ushbu voqeani qoralab chiqishdi. Yashanglar. U 8 milliard pullar o'marganda qani edilarga? U Oliy Majlis Senati O'zbekiston Jurnalistlar Uyushmasi O'zbekiston prezidenti administratsiyasi axborot ommaviy axborotlar agentligi yuksalish umummilliy harakati milliy mas mediani qo'llab-quvvatlash rivojlantirish fondi shovo so'paytda qaytdilar 1 milliard 1 milliard 8 milliard 9 milliard u qaytding hammang u senlar qanaqa odamsan O'zbekistonda yashaysanmi O'zbekiston qanaqa konstitutsiya bormi qonunlar bormi til zabon bormi u mana shunaqangi bular Milliyatlar pulla umurgan paytda hammasi jim. Qidirimizda Alloh qulga nisbatan 3 marta bosqinchil bo'lganda hammasi jim. Endi o'zlaricha O'zbekistonda so'z erkinligi uchun kurash boshlanibdi. Endi bular unaqa deb aytilmaydi. Mana shunaqangi nimalar. Ichki ishlar vazirligi ushbu voqea bo'yicha surishtiruv boshlanganini ma'lum qildi. Endi bu aybdor ham topilmaydi. 7 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlar jurnalistlar, bloggerlar va faollar jurnalist Feruza Najmiddinovani tahqirlovchi video tarqalgani qoralash kampaniyasi boshlandi. Mana shu yerda endi videoni ko'ramiz, bu qisqagina javlaqa ko'p vaqt ketmaydi. Men jurnalistman. Haqiqatning ko'ziga tik qaray olaman. Har qanday vaziyatda ham aytgan so'zimga qaytmayman. Nohaqliklarga jim qarab tura olmayman. Bu mening kasbim. Tuhmatlar, fitnalar, bosimlar bilan mening ovozimni o'chira olmaysiz. Men Feruzam. Ijtimoiy tarmoqlarda bir jurnalist ayolning nomini, shonini bulg'ashga harakatlar kuzatilyapti. Bu judayam tuban, judayam jirkanch xatti-harakatlardir. Men jurnalist, publitsist sifatida aytgan so'zimiz har doim ham hammaga ma'qul kelavermasligini yaxshi tushunaman. Biroq haqiqatning ovozini, jurnalistning ovozini shantaj bilan, tuhmat bilan o'chira olmaysiz. Men Feruzaman. Iqtisodiyot fanlari doktori, professorman. Jamiyatda bo'layotgan nohaqliklarga, turli voqea hodisalarga nisbatan o'zimning shaxsiy fikrimni, mulohazalarimni bildirib borishni shaxsiy burchim deb bilaman. Meni turli xil ig'volar, buxtonlar, montaj qilingan videolar bilan ovozimni o'chira olmaysiz. Men bugun Feruzaman. Men jurnalistman. Kasbim sabab sizga noqulay bo'lishi mumkin. Sizga yoqmasligi mumkin. Sizni tanqid qilishi mumkin. Lekin tuhmat qilib,
Yürüvat akadır. Benim yavazımı uçuramazsınız. Ben Firuzan. Sizce ben ikinci jurnalistikanı tahriklar, basınlar, ya ki bulmasan tuhmat falan dinlemezsiniz. Ben jurnalistikanı vermeyen Firuzan. Azizler, bugün bu hayvan yerdeki yerine başka hayvanlar, erkeklerine uçuyordu. 6 sekundda masalamızdan bazı bir duma basın geldi, halk ilişki değil. Şunun için iltimas, provokasyonu verilmeydi. Vakiliyle şuna hakikat koyu, hakikat için görüşe geldiğini kollab patlayalım. Ben Firuzan. Kesin jurnalist. Şu arkayı bakıla verirse bana şu vatanlı bir fukarası sıfatı da atroftaki nohaklıklarına karab tura olmasın. Ama siz yol koyuyorken hata hamda kemçiliklerini aytıp sizge yokmasın mümkün. Lekin siz bugün türlü tuhma, tazyiq ve buhtonlar bilen meni ovozimni o'chira olmaysiz. Men Firuzaman. Men Firuzaman hechligi bilen devam etiyotgan ushbu aksiyaga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. Saida Mirziyoyeva mana shu 8 milliard o'marganda ovoz chiqmagan, 1 milliarddan ovoz chiqmagan Shahboz Suydam. Mana Qidirzallar qurib kunisida hukumatda bosqinchilik bo'ldi, chiqmadi. Mana bu 5 ta partiyalarda nimalar bo'lsa ovozi chiqmadi. Endi shu bunga qo'shilishdan vaqtda endi hozir shuni ko'ramiz. Jurnalist va bloger opalarim, singillar Singillarim. Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim. Sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz taqsinga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Firuzaman. 7 avgustda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Toshkentdagi ko'p qavatli uylarning birining balkonida jinsiy aloqa qilayotgan juftlik aks etgan. Unga berilgan izohda videodagi ayol Qalampir uz jurnalisti Feruza Najmiddinova deya ta'rif qilingan. Ushbu video tarqalishidan bir kun avval Qalampir uz nashrida Feruza Najmiddinovaning Toshkent City'dagi ayrim restoranlar karantin qoidalariga amal qilmasdan soat 22 dan keyin ham ishlayotganini tanqid qilayotgan qilingan video e'lon qilingandi. Ayrim restoranlar karantin qoidasini ham, maxsus komissiya qarorlarini ham mensimi ishlatishda davom etyapti va bunga Toshkent City ro'parasidagi Toshkent shahar hokimligi ko'z yummoqda. Deyiladi Toshkent City'dagi restoranning tankasi bormi nomli videosida. Uzr 22 gacha emas, 20 gacha men sal adashdim. Bor joriy yil 20-iyuldan boshlab respublika maxsus komissiyasining qarori bilan umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona va choyxonalarning soat 8:00 dan 20:00 gacha faoliyat olib borishiga, ya'ni ochiq osmon ostida faoliyat olib borishiga ruxsat berildi. Qalampir uzga karantin qoidalariga amal qilmay, ya'ni 20:00 dan so'ng ham kafe, restoranlar faoliyat olib borayotgani haqida murojaat kelib tushdi. Biz esa uni o'rganish maqsadida Toshkent City hududida joylashgan kafe va restoranlarga keldik. Park hududida bir nechta kafe, restoranlar bo'lib, ularda soat 20:00 dan keyin ham turli tadbirlar o'tkazilyapti. Xo'randalar oqimi 21:00 dan so'ng ham tinmayapti. Afsuski, nafaqat ochiq osmon osti yoki suv oldida, balki restoranning ichida ham joy yo'qligi guvoh bo'ldik. Hamma yo to'lami? Hamma yo to'lami tepada? Nimalarni dedi? Ketdi. Rahmat. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, park hududidagi Baskin Robbins muzqaymoqlar kafesining tashqi va ichki binosida joy bo'lishiga qaramay, kafe faqat yetkazib berish va olib ketish uchun faoliyat olib boryapti. Toshkent shahar hududida kafe, restoran, ovqatlanish obyektlari ko'p. Lekin ularning aksari soat 20:00 dan so'ng ish faoliyatini to'xtatib,
faqat yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Qoidalarga bo'ysunuvchilar uchun yetmaganiga yetkazib berishga ham cheklovlar bor. Ayrim restoranlar karantin qoidasini ham, maxsus komissiya qarorlarini ham mensimay ishlashda davom etyapti. Va bunga Toshkent City ro'parasidagi Toshkent shahar hokimligi ham ko'z yummoqda. Faoliyat olib boryapsizlar degan savolimiz bo'lsa, 22:00 gacha deb javob berishdi. Assalomu alaykum. Tadbirkorlik faoliyatiga halal berish yoki bo'lar bo'lmas ma'lumotlarni tarqatish niyatida emas, balki hukumat qarorlari katta va kichik restoranlar uchun ham tegishli ekanini eslatib qo'ymoqchi xolos. Ozodlikda faoliyatlar tanish mumkin. Endi buni ancha vaqt ketadi. Oxiri nima bo'ladi buni? O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy axborot kommunikatsiya agentligi Yuksalish umummilliy harakati ham jurnalist Najmiddinov ta'qibchi video tarqalgani qoralab rasmiy bayonot e'lon qilishdi. Agentlik ommaviy axborot vositalari vakillari obro'sini shaxsini obro'sizlantirish, jurnalistlar faoliyatiga qing'ir va noqonuniy yo'llar bilan daxl qilishga bo'lgan urinishlar keskin qoralandi deyiladi AOK bayonotida. Mas media fondi rahbari Komil Allamjonov ham jurnalist ayolga qilingan holatni qoralab jumlada shunday deb yozdi. Pastkash insonlar doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ammo biz ulardan cho'chmasimiz kerak, Feruza. Biz siz tomondamiz, mehribon ozodlik. Buni Feruza Najmiddinovning himoyasi uchun jurnalistlar, blogerlar qo'shilgan, Senat ham qo'shildi, AOK qo'shildi. Saidi Mirzayeva qo'shildi, Qobil Allamjonov. Endi bu narsa, endi o'ylab qarasangiz, O'zbekistonda so'z erkinligi uchun kurash boshlangan deb tuyuladi. Chunki o'sha o'rta asrdan 21-chi asrga o'tish uchun birinchi so'z erkinligiga yo'l berilishi kerak, ikkinchi siyosiy erkinlik, siyosiy raqobatga yo'l berilishi kerak, uchinchi mustaqil sud tizimi shakllanishi kerak. Bu kamida 3-tasi. Ularga iqtisodiy erkinlik degan masala bor, parlament mustaqilligi bor. Buna shunaqangi narsalar bor, lekin bu yerda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytda O'zbekistonda so'z erkinligi bor, oshkoralik, shunaqangi narsalar gapirgan edi. Lekin bu shu paytgacha bu aytaman, o'rta asr qullaridan 35 millionlik o'zbekistonliklarni aldash uchun, dunyoga ahmoq qilish uchun ko'rsatilib kelyapti. Bu nimada ko'rinadi? Mana masalan, o'sha 4-ta 5-ta narsa bor. Ya'ni O'zbekistonda so'z erkinligi kurash boshlandi deyishga 3-ta biroq degan narsa keltiraman. Birinchi biroq 8 milliard aqd to'lovidan pandemiya boqansi pullar o'marildi. 35 millionlik. O'zbekistonda kim narozi bo'ldi? Biron odam narozi bo'lib chiqdimi? Biron senatda ko'rildimi? Mo parlamentda ko'rildimi?
Ama bir akbat vasıları yarattı mı? Onun 5 tane kovuca partiyle avazı çıktı mı? Kamil Allah'ın camide avazı çıktı mı? Sayıda Mirceyvan avazı çıktı mı? Yok. 8 milyar. Bunu onarırken hiç kendini demen yok. Cimcitlik. Şovası 1 milyar. Cimcitlik. Kadınıza Allah'ın kolu kısmetin 3 metre basınçılık oldu. Cimcitlik. Bunlar ki beni... Oysa 5 tane kovuca partiler... Özbekistan Konstitüsiyasiga zid ravishda, yani g'ayri-konstitutsiyaviy, o'sha moliyalashtirgan O'zbekiston Konstitutsiyasining 16-58 moddalari oyoq osti qilingan. Bu endi o'sha Islom Karimov, Jallod o'g'li, uni prezident Gulnor Karimov 15 milliard pullar o'margan, Lola Karimova Tillayeva, Akbar Ali Abdullayevlar milliardlab vaqt oldi, o'margan Islom Karimovning atrofidagilar Hemen 30 milyar pullarda umarken akıt olurdu. Hemen bu son demez. Bu korupsiyonerler bu ülke halkını kol kapsatıp ki silin ki sıkıp suyunu içiyor ki umarım ki bunlar fakat akıt olurdu iş görelim. O ortası kulları o İdikistan'daki o en kadersiz dünyada 5. orunda duran suyunu iş görelim. Yani Uzun bilər demək idi. Mana bu Dövlət Xəbərçilik Xidməti rəisi var, Əbdusalam Əzizov, İçki İşlər Nazirliyi Polad Babacanov. Mana bu Milli Gvardiya Rüstəm Jurayev, bu diktator Orta Asiya xanı Daxili Şəvkət Mirziyev. Özərcə hazır bilər ikiləsə rəsa qursan, götürəcə. Deməyə. Mana şuna qədər Firuzə Nəzmiyyədini o bilərmi nimotdur olsun bilər. Söz erkinliyi vardı otdur olsun. Bilər çədə rəsa qursan. Çünkü 8 milyar pullardı umardı, hiç kim darozuna çıkmadı. 1 milyar da umardı, çıkmadı. Böyle çadırsın alakalı ki 3 metre basınçılık oldu, çıkmadı. Yemen hep 5 partilerden, kendisi bir zitreti faalık ötesi mi oldu? Eğer Avrupa, Amerika'da bugün de milyonlu adamla güce çıkardı. Bu 1 milyon da uzun diyor. 1 milyon emmez. Oca Sardama Soğanbağ'ın operatörü bugün de çıkardı. Yani onu koymak tutsundu. 8 milyon, 8 milyon aktörünün koprapıldı. Umar geldiği malum bugün de hiçbir derdi. Lakin yok. Hindistan'daylar niçin siyasette yaşıydı? 35 milyonluk, min doyma ekseriyatı değil mi? Hamasımız ekseriyatı. 35 milyon orta asa kulları 8 milyon Umar adamı, 1 milyar Umar adamı. Hem perdeler, kendisi faaliyet bulundu. Bu prezidenti uzun kendisi gizli. Hemen devlet organları tanıştırdı. Lakin hem bir yolda cimcitlik. Ben üstüne kaynayayım. Yusuf ettim. Bu Kiev'deki vakileri esince tuttu. Yani konuştu. İşte o katta ölerim katta karıkçı işlerinde çoğulengendi. Zorvalli başka ölmeler bilen. Yani işte Ukrayna'nın Eurasya İktisadi Hamkali Cemiyeti kırtmasıydı. Lakin Uşak Ukraynalılar bunya karşı çıktı. Uşak karşı çıkan beyitte birinci Sudanlılar çıktı. Talebeler karşı çıktı. Bunlar da yani konuştum küçüler de bizimlerin Absalom Aziz Korsagan, Polat Babacan Korsaganlar en mesul top başlatıldı. Ki bunlar da atanaları baba mamaları geçe çıktı. Hani uşak çıkan beyitte ki yani konuştum o zaman ahırı kaç kutuldu. O da arttaşlar. Şimdi Özbekistan'da bizde bu pensiyonerler deyiz mi, nagranlar deyiz mi, 50-60-70 yaşar deyiz mi, başka mı? Bunlar da iş yok. Bunlar hemen şembe yaşamın için iş gerek. Şakir Mezeyim 8 milyar da umar adamı, 1 milyar da umar adamı, bu Abi Salam Aziz'i basınçılık kıl adamı, Ruslan Jöre'yi basınçılık kıl adamı, Polat Babacan'ı basınçılık kıl adamı, kendisi üstlerine ayak askıp taşıydı mı? Tamam bunlar Uzbekistan'ın kendisinin tüzümdür. Tahtı kıldı, hücum kıldı deyip, malum bir adamlar da kanı diyor. Uzbekistan'ın kendisinin tüzüm var mı? Hı? Bu, diktat, şakat mezi, kendisinin tüzüm var mı? Polat Babacan, İçişle verdi. Uzbekistan'ın kendisinin tüzüm var mı? Hı? Bu, Devlet Hapsi Hizmeti Reisi. Absalom Aziz. Uzbekistan'ın kendisinin tüzüm var mı? Uzbekistan'ın görüyor. Milli Güvenliği'nin komandanı. Özbekistan'ın kendisi bu.
Bunda seni kendisi işleyip, kanun ismi yaptı mı? Sizler hemen sen ayağa çıkıp taşıdın ki. O mu özellikle seni işine sokmadın ki. Yani bu karantin deyip, pandemiye deyip 8 bin et buldum onlarda. Yani verdiğin torun kendisinden nazmizliğine aldı yine şu restoranlar 20 geçe işleyen, 22 geçe işleyenlerini kursatıldı. Bu Cihangir Atık Hoca'yı buldum ben. Bu bana o kızını Firuze, üzül Firuze'miz Kamil'le Atık Hoca'yı ve 50 kişinin artı toyu tahrik kılması için. Yani 800 kişilik hayat rejinsi diyeyim. Ya teyledim ağırlığım, hayat rejinsi diyeyim mekmanlarda. 800 zaman mekmanlar mekmanlarda. Bana o sayının ötküsü. Yardımcı Sukhati Abdurrahmanov, Anzemeli'ye tatlı. 3 kişi 3 gündüz toy kıldı. Bu, Özbekistanlılar ki hemen mesela pandemiye edip füller yetip varmayandı. O yüzden kançı, vıraçlar, kançeriler hayatını, o yüzden bağışla kubları vafat etip gitti mesela pandemiye karşı kureçte. Dik onlar ki yardım fülleri, rağbet fülleri yetip varmadı. O yüzden bana bahtiyar diyemeyi aldırım ettiğim ben 175 milyon son yetip varmayı. Bana şu karıpsiyonlar, bana şu numeler Şili için, Umar için, kol kasat ediciler bana şu ne kadar ümak edin. Şimdi Umar ümak ediş kere edigen Özbekistan'da muammalar nuhayette grup edigen her halde bana blogger, jurnalistler Firuze, Erdin Dünyanın Hımayası'ya otlandı. Bu her halde sen icabı inlerse çünkü 21. asır gözüksün birinci söz etkinliği gerek. İkinci siyasi rakabat gerek. Siyasi muhalifat ruhatga olinish kerak. Endi uchinchi shu mustaqil sud tizimi. Bundan keyin erkin demokratik saylovlar bo'lishi kerak. Endi men u O'zbekistonda 4 yo'nalish bo'yicha jarlik, 9 ta O'zbekistonning kelajagi yo'q deb 8 ta dalillarni keltirib o'tirmayman. Faqat bitta narsani aytaman. O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti faqat 5 yilga bir marta saylanishi kerak. Nimaga? Aldanların çok kayıtları etti beni etmem. Çünkü bitti bu diktatörde uzlamaz. Şevket Mirziyev'de, İslam Karim demez. Bu Şevket Mirziyev'de füyüleri yok, karımdaşları, atraftaylar. Hemmesi şu ak yolunda birinci mülk milliyetler buldu sağlıyor. Hazır hemmesi mülk milliyetler buldu. Mükkersin gitti. Hemmesi şu Kutubi'ne biznes kıyafetti. Bu biznes Kutubi'de milyonlar Müslümanlar, Uyghurlar desmi, Uyghurlar desmi, Kazaklar mı, Kırgızlar mı, hem mesela konsültörünüzde yaşlı gelin bakı yaptı bu diktatör oylasından karındaşları bilen yine onun üstüne bu vaksineler geçe uçurlar geçe nakil yaptı. Asasen Kutay bilen nakil yaptı. Yine şu derecede bu Şevket Mirziyev fakat bu çöntaydı o lider. Benim maksat şu orta asa kullarını elde ettirmiş gerek. Hakan bir derslerde öyle topardın. Uyadık hemen sen de bir saat, iki saatten vakit gitmedi. Medeles bir tane. Dedi ben şu diktat edip 8 milyar afet olduğunu kullarda umar geldi. 1 milyar dilerde umar geldi. Ya da uzun kanısı 8 zikir olmuştu. Prezident boğa geldi. Bana ikinci salonlar böyle yaptı. Uzun bir an. Muhalifetsiz. Söz etkiliği yok. O kalemperin dizisinin, künüz dizisinin, başkaları hiç kaçırsın. 8 milyar pülü umar gelip olsa, 1 milyar torsu da, şovası torsu da, 3 metre baskınçılık torsu da, bana o 5 departiyle kendisiyle zıt faaliyet ötürdüğüm sözü mük etmeydi. Lekin bunu bu diktatör Şevket Mirziyev, Orta Asya Kanı dahi Özbekistan'da söz etkiliği var. Kanaka söz etkiliği var ha? Diktatör bu dahi. Kanaka söz etkiliği var Özbekistan'da. Şimdi o zaman kendisiyle zıt dönüşte prezident doğurmuşsa. Bütün 5 partilerin kendisiyle zıt dönüşte faaliyet kursatı yaptı. Bu da Özbekistan'da kendisiyle kanunla işlemi yaptı. Özbekistan'da Rıvacılar'ın tarafkatki yerleşini kalırsınız. Benim YouTube'daki Abdüzel Bulmat kanalına abone olun. Yoksa like basın, yoksa dislike, izah yazın, ulaşın, itibarlayın.